What's that? Model oluşturduktan sonra bu sefer giy kullanarak kurut diye bir şey oluşturacağımızdan bahsetmiştik. Neydi bu kurut? Create, read, update ve delete kelimelerin baş harfinden oluşan bir kısaltma. Bu temel olarak oluşturma, okuma, düzenleme ve silme sayfalarına tekabül ediyor. Oluşturma sayfaları SQL'de insert sorgularıyla yaptığımız bir şey. Read sayfaları select sorgusuyla, update sayfaları update sorgusuyla, delete sayfaları delete sorgusuyla yaptığımız ve bir web uygulamasında en çok zamanımızı alan şeyler bunlar. Giy framework kullanarak ve giy aracıyla bunları kolayca oluşturabiliyoruz. Nasıl oluşturuyoruz? Önce bunu görelim. Daha önce blogumuzda giy'i kurmuştuk. Giy modülünü aktif hale getirmiştik. Giy'e tekrar giriyoruz. Kurut generator'dan daha önce oluşturduğumuz modelin ismini veriyoruz. Daha önce biz mesaj isimli bir model oluşturmuştuk. Hatırlarsanız. Mesaj modelimizi kullanarak mesaj kontrolü oluşturacak temel olarak. İstersek başka bir şey de yapabiliriz. Örneğin burada blok kontrolü da kullanabiliriz. Bu şekilde direkt rotadan blok diyerek erişebiliriz. Kodları bir ön izlemeye tıklayalım. Gördüğünüz gibi birçok dosya oluşturacak. Bunların önemli bir kısmı view dosyası ve bir tane controller dosyası. Bunları ön izlemesini isterseniz bakabilirsiniz. İsterseniz direkt oluşturabilirsiniz. Controller başarılı bir şekilde oluşturuldu. İsterseniz deneyebilirsiniz diyor. Öncelikle controller dosyamızın blok kontrolörüne, controller klasörü altındaki blok controller dosyasına, view'lerimizin de blok klasörü altındaki çeşitli isimlerde verildiğine burada dikkat edelim. Denemek için buraya tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda blok kontrolörünü kullanacağımız için blok da diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi veri tabanındaki bütün mesajlarımızı buraya çekti bir select sorgusuyla. Read işlemini direkt kendisi yaptı. Örneğin ben yeni bir mesaj oluşturmak istiyorum. Onun sayfasının sağda sayfası var. Giriş ekranı geldi. Giriş ekranı biz daha önce yapmadık ama oluşturduğumuz iskelet uygulamada iyi bize böyle bir imkan tanıyor. İlk başta varsayılan ayar olarak admin admin ya da demo olarak gidebilirsiniz. Örneğin içerik olarak sonradan siteden girdiğimiz mesaj şeklinde oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi 4 numaralı ID'si 4 olan mesajı gösterme sayfasındayız. Bunu düzenleyebiliriz. Mesajları yönetebiliriz. İstediğimiz mesajı silebiliriz. Örneğin ilk mesajımızı ID'si 1 olanı silmek istersek. Gördüğünüz gibi bütün bu sayfalar otomatik olarak oluşturuldu. Örneğin ikinci ID'si 2 olan mesajı görmek istersem. Gördüğünüz gibi bunlara erişebiliyorum. View'lerini daha sonra istediğim gibi düzenleyebilirim. Sadece istediğim kısımlarını alıp istemediğim kısımlarını çıkartabilirim. Bunları oluşturulan kodları da bir görelim isterseniz. Bunların hepsini kapatıyorum. Daha önceden kalanlar. Önce kontrolörümüze bakalım. Protected altında controller dizin altında block kontrolörünü açıyorum. Gördüğünüz gibi layout'unu değiştirmiş. Çift sütunlu layout'u kullanmayı tercih etmiş. O da views altında layout'ta gördüğünüz gibi istediğiniz layout'u kullanabilirsiniz. Örneğin view action'ı burada view'ını render ederek çalışıyor. Örneğin oluşturma mesajı create view'ını oluşturarak çalışıyor. Create view'ına bir göz atalım burada. Blok altındaki
Create birine bakalım. Burada dikkat ederseniz hiçbir form elemanı yok. Çünkü düzenleme ve oluşturma sayfalar için tek bir form kullanılıyor. O da Alt-Tab Form sayfası. Bunu açalım. Gördüğünüz gibi oluşturma formu burası. Yi kendisi kuralları eklemiş. Maksimum 255 karakter olabilir vesaire şeklinde buraya eklemiş. Formun gideceği yeri belirlemiş vesaire. Create'de bazı değişiklikler var. Örneğin menüsü değişiyor. Başlığı değişiyor. Ve form view'i ona göre oluşturuluyor. Blok kontrolüne geri dönelim. Edit için, update için bakalım. Update de aynı, create de hemen hemen aynı şekilde. Ama burada ufak bir farklılık var. Model daha önce var olan bir modelden yükleniyor. Ama burada create de yeni bir model oluşturuluyor. Dikkat ederseniz. Yine Active Records kullanıldığı için herhangi bir SQL sorgusu yazmıyoruz. Eğer form gönderildiyse, post mesaj form gönderilmiş ise, yeni oluşturduğumuz şurada gördüğünüz model değişkeni aslında yeni bir mesaj objesi nesnesi. Bunun özellikleri formdan gelenlerle eşittir diyoruz ve kayıt başarılıysa kaydı gösterme sayfasına gidiyoruz. Burada şöyle bir detay var. Model dosyasında buradan direkt posttan gelen değerleri atadığımız için güvenlik sorunları olabilir mi diye düşünüyoruz. Active Records bizim için gelen değişkenleri tehlikelere göre düzenleyip gerekirse filtreleyip ona göre işleme tabi tuttuğu için gönül rahatlığıyla bunları kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi yapacağımız bütün işlemler bizim için hazır olarak iyi tarafından oluşturuldu. Tekrar bir update veya create sayfası vesaire tasarlamamıza gerek yok. Giyinin güzelliklerinden bahsettikten sonra başka ne tür güzellikleri var giyinin? Onlara bakalım isterseniz. Form oluşturma özelliği var. Eğer belli bir model belirtirseniz, belli bir veri tabanına bağlanması gerekirse o veri tabanının yapısını alıp sizin belirlediğiniz örneğin varchar 20 dediğiniz bir yere en fazla 20 karakter gelebilecek şekilde kontrol edip ona uygun şekilde bir form oluşturup form gönderildiğinde hatalarını ona göre denetleyip örneğin 21 karaktere girilen bir karakter bir inputta hata vermesini sağlayabiliyor. Bunların hepsini kendisi otomatik olarak tamamlıyor. Model Generator'da MVC dediğimiz mantık da şuradan tekrar göstereyim. Örneğin bizim uygulamamızın hem modelleri hem view'ları hem de controller'ları vardı. Hatırlayacağınız gibi. Controller'lar, modeller ve view'lar vardı. Oluşturduğumuz modüllerle her bir modül kendi kontrolünü, kendi view'ını, kendi modellerini tek bir klasör altında tutup daha sonra başka bir uygulamaya kopyala yapıştırla adapte olabilecek şekilde taşımayı sağlıyor. Yi'nin en büyük özelliklerinden birisi bu Gi modülü. Yi'nin kendisi de bir modül. Gördüğünüz gibi bu Gi'yi alıp herhangi bir başka bir Yi ile hazırlamış başka herhangi bir yerde de kullanabiliyorsunuz. İnternette yayınlayıp paylaşıma da açabiliyorsunuz. Ve hemen hemen bütün Yi uygulamalarında yeni kaynak kodlarına dokunulmadıysa bu modüller çalışıyor. Ben forma insert işlemine tekrar dönmek istiyorum. Blok kontrolümüze tekrar gelmek istiyorum. Bunu biraz incelersek normalde bir SQL sorgusu yazıp insert
into mesaj, içerik, şeklinde içerik vermemiz, bir sorgu yazıp bunu göndermemiz, işletmemiz gerekecekti. Ama Active Records sayesinde, kullandığımız ORM sayesinde bir tane yeni bir mesaj modülü oluşturup, gördüğünüz gibi yeni bir mesaj modülü, yeni bir mesaj modeli oluşturup veri tabanı tablosuna bir nesne mantığıyla yaklaşarak, nesnenin özelliklerini belirterek kaydetmesini, silmesini sağlayabiliyoruz. Örneğin ben bunun dışında daha önce yaptığımız bir selamlaşma kontrolü vardı. Onu açıp bunun içinde yeni bir action tanımlayıp veri ekle diyelim örneğin. Ve burada mesela veri değişkenini alalım. Burada gerekli güvenlik kontrollerini falan şimdilik geçiyorum. Veri eşittir new mesaj diyeceğim. Yeni bir veri alacağım. Daha sonra bu mesajın, yani verinin içeriği, gördüğünüz gibi PHP Storm kendisi direkt tanıdı. İçeriği eşittir benim adres satırından aldığım veri değişkeni diyeceğim ve bunu kaydedeceğim. Bunu kaydetmek için de save demem yeterli. Burada şöyle bir şey yapacağım. Eğer save işlemi başarılı olursa kaydedildi yazacağım. Olmazsa hata yazacağım. Şimdi bunu denemek istiyorum. Selamlaşma kontrolümden, gördüğünüz gibi selamlaşma kontrolümden veri ekle action'ı çalıştırıp veriyle bir değişken yollayacağım. Selamlaşma kontrolümden veri ekle action'ı çalıştırıp veri değişkenine örneğin Tahir değişkenini vereceğim. Tabi burada videonun heyecanıyla ufak bir hata yaptık. Burada aldığım veri ile buradaki veri doğal olarak çakışıyor. Ben buradan ID isimli bir değişken almak ve içeriği de ID olarak vermek istiyorum. Hatta içerik yapalım. İçerik isimli bir değişken alıp içerik olarak buraya kaydetmek istiyorum. Tekrar uygulamaya dönecek olursam, selamlaşma kontrolünden veri ekleye de bu sefer içerik değişkenini Tahir olarak vermek istiyorum. Başarıyla kaydedildi şeklinde cevap verdi gördüğünüz gibi. Başka bir şey kaydetmek istiyorum. Örneğin Gazi bununla kaydetti. Sayı vereyim. Bununla kaydetmiş olması gerekiyor. Öyle gözüküyor. Bakalım PHP'den kaydetti mi bunları. Göz at diyoruz. Gördüğünüz gibi son girdiğim değerlerin hepsi kaydedildi. Şimdi bu oluşturduğum verilerden bir tanesini silmek istiyorum örneğin. Onu görelim. Active Records'ta onu nasıl yapıyoruz? Yeni bir action tanımlayacağım. Sil. Bu sefer mesela ID değişkenini alacağım. Bu sefer mesela mesaj diyeyim. Sonra karıştırıyorum. Eşittir. Mesaj modelinden find by pk diyerek primary key'ine göre arama yaptırıp onu çekeceğim. O da adres satırından aldığım ID değişkeni olacak. Bunu silmek için mesaj diyoruz ve delete diyoruz. Sadece bu kadar. Bunun kontrolü için de if
mesaj diyorum. Yine aynı şekilde echo silerse tamam, silemezse hata yaz diyeceğim. Kodları tekrar bir inceleyelim. Sil action'ında ID isimli bir değişken alacağım. Mesaj modelinden primary key'i aldığım ID olan mesajı alıp onu sileceğim ve başarılıysa ekrana tamam, başarısızsa hataya yazdıracağım. Geliyorum tekrar. Tanımadığım action sildi. Selamlaşma kontrolünden sil action'ı vereceğim. Herhangi bir ID yollamayacağım. Gördüğünüz gibi 400 hatası verdi. 400 hatası bir istekte bulunurken tam istekte bulunurken beklenen değerlerin verilmediği ve action'ın uygun bir şekilde çalıştırılamadığını gösteriyor. Silden ID değişkeni olarak 15 vereceğim. Yine çalışmayacak. Hata verdi gördüğünüz gibi. Çünkü 15'li bir ID'si 15 olan bir kayıt yok gördüğünüz gibi. Örneğin 6 olan var. Enter diyorum. 6 olanı sildi. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi 6 olan gitti. Ama olmayan bir değer girdiğimde gördüğünüz gibi ciddi hatalar alıyor. Bunu nasıl kontrol edeceğim? Yine if diyorum. Dolar mesaj diyorum. Bunu çeşitli şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Eğer null eşit değilse bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi böyle kontrol etmek istiyorum. Parantezlerimi açıp parantezlerimi şu işlemin içine almak istiyorum. Satırları içeri alacağım. Eğer böyle bir mesaj yoksa da böyle bir mesaj yok yazdıracağım. Tekrar geliyorum. Bakıyorum. Böyle bir mesaj yok diyor. İstersem hata sayfama da yollayabilirdim. Şu şekilde. Gayet kolay şey, daha gayet kolay bir şekilde. Tekrar deniyorum. Gördüğünüz gibi bütün tasarımın sağ içinde aynı şekilde sabit kalma koşuluyla hata sayfasına gönderdim. Ve böyle bir kayıt yok hatasını ekrana yazdırdım. Find by PK'dan başka herhangi bir değeri alabiliriz. İstersem bunlarla uğraşmayıp şu şekilde de yapabilirdim. Burayı siliyorum. Tabii bunu da siliyorum. Şunları da siliyorum. Ve biraz temizleyelim. Herhangi bir mesaj yok. Gördüğünüz gibi. Hatta bunları da sileyim ki sıfırdan başlayalım. Kafamız karışmasın. Mesaj modelinden Delete by PK deyip dolar ID diyebilirdim. Tekrar deniyorum. 6 olanı zaten silmiştim. Yine hatayı alacağım. Gördüğünüz herhangi bir şey yok. Ama veri tabanımda elimde kalan ne var? 7 var örneğin. 7'yi silmek istersem ki şu an için herhangi bir mesaj yazdırmıyorum. Göz atıyorum. Gördüğünüz gibi 7 de gitti. Bunun kontrolü için yine aynı şekilde if deyip şeklinde kontrollerimi yapabilirim. 7'yi daha önce silmiştim. Hataya düşecek. Benim bu sefer 5 oranını da sileyim. Silindi dedi gördüğünüz gibi.
Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi 5 de gitti. Bir de Active Records'la update işlemini görelim. Action düzenle diyorum bu sefer. Yine ID alacağım. Bir form koyup formdan değerleri almak isterdim. Ama şimdi video gereksiz yere cidden uzayacak. Şu an 20. dakikadayız. Update yapabilmek için daha önce var olan bir tane veri kaydını bize nesne şeklinde almamız gerekiyor. Alıştığımız şekilde yine diyor mesaj diyoruz. Mesaj modelinin Find by PK deyip yine dolar aydan alıyorum. Eğer mesaj bulamazsam, böyle bir mesaj yoksa hata sayfasına gidip böyle bir kayıt yok demesini istiyorum. Ayrıca bu hata için de yeri gelmişken açıklama yapayım. Hatay config main dosyamızda error handler diye components dizisinin altında error handler diye bir dizi daha var. Error action'da site slash error demiş. Bu şu demek: site kontrolümün error action'ı benim hatalarımı yakalıyor demek. Şurası gördüğünüz gibi. Benim gönderdiğim hatalar error view'unu render ederek error değişkeniyle çalıştırılıyormuş. Ben burada istediğim değişikliği yapıp hataları ona göre düzenleyebilirim. Bunu da burada açıklamış olayım. Daha sonra dolar mesajın, örneğin çektiğim bütün mesajların benim içeriğini random bir sayı yapmak istiyorum. Yüzde mesela 5000 arasında bir sayı olarak değiştirmek istiyorum. Ve bunu kaydetmek istiyorum. Normalde burada şöyle bir sorgu yazmam gerekecek normalde. Update. Update. Mesaj tablosunu güncelle, set içerik, örneğin mesela random değişkenini aldığım bir şey, şu an için tam hatırlayamıyorum. Hatta içerik string değer olduğu için tırnak içinde olmasını da isteyebilirdi. İşte ID'sini aldığım bir değer olarak düşünün. Böyle bir SQL sorgusu yazmam gerekecekti. Daha karmaşık tablolarda daha karmaşık değerler yazmam gerekecekti. Buradaki set kısmı daha da karışık olabilecekti belki. Ama Active Recourse'da bu tür şeylere gerek kalmıyor. Bu şekilde kaydedebiliyoruz. Yine basit bir kontrol yapmak istiyorum. Değiştirildi. Tekrar hata yazacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Selamlaşma kontrolöründen düzenli action'ı çalıştırıp bir ID değişkeni göndereceğim ve gönderdiğim ID'ye göre içeriğinin değişmesini bekleyeceğim. Bakalım beklentilerimizi karşılayacak mı? Selamlaşma kontrolünde düzenli action'ını ID'si elimizde ne kaldı? 2, 3 ve 4 olanlar kaldı. Örneğin 2 olanı değiştir diyeceğim. Değiştirildi dedi. Geliyorum. Göz atlıyorum. Gördüğünüz gibi 2 olan değiştirildi. Aynısını bir daha çalıştırıyorum. 2 olanı yine değiştir dedim. Gördüğünüz gibi yine değişti. Gördüğünüz gibi kayıtlar, silmeler, düzenlemeler Active Recourse'da gayet kolay. Active Recourse'da daha önce performans kaybı yaşayacağınızı vesaire söylemiştik. Kullanmamanız açısından. Mesaj, model, find all demiştik. Ve bunu var dump'la çıktısını
almıştık hatırlayacaksanız. Var. Pardon. Tekrar bakayım. Gördüğünüz gibi çok karmaşık bir çıktı alıyorduk. Yüksek hitlisi, yüksek ziyaretçisi olan sitelerde çok fazla verisi olan veri tabanlarında vesaire kullanınca select işlemlerinde Active Record'u kullanmak kesinlikle performans kaybı yaşatacaktır. Ama düzenleme, ekleme ve silme işlemleri için kolaylık olsun diye Active Record'u kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi uzun uzun SQL sorgulara düzenlemek yerine sadece şu kadarcık bir şeyle düzenleme işlemini yapabiliyoruz. Silme işlemi yine aynı şekilde şu kadarcık bir satır kodla bunu halledebiliyoruz. Veri ekleme kısmı da nispeten daha kolay. Veri ekleme için de kullanabilirsiniz. Ama veri çekmek için zorunda kalmadıkça Active Record'su ORM'yi kullanmayın. Ya da kullanın, test edin, deneyin. Yavaşlığını kendiniz görün. Ona göre karar verin. Kolay gelsin.